Devam ediyoruz moderatör sabaha sayın seyirciler. Konuğumuz olacak demiştim başlarken. Türkiye sistem değişikliğinin arifesinde Cumhurbaşkanlığı sistemi 16 Nisan'da milletin oyuna sunulacak. Yeni sistem yerel yönetimlere ve Türkiye'ye neler kazandıracak? Konuğumuz bir yerel yönetici, doğru yere soracağı soruyu Yüreğir Belediye Başkanı Sayın Mahmut Çelikcan bizimle. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Başkan, görüyoruz siz referandum sürecinde çalışmalarınıza devam ediyorsunuz bu minvalde. Vatandaşlarla buluşuyorsunuz, yeni sistemi anlatıyorsunuz. Evet. Neler yapıyorsunuz bu süreçte? Evet. Tabii biz 14 Şubat'tan bu yana, yani anlamlı bir günde, sevgililer gününde başladık çalışmamıza. Bir ay aşkındır sahadayız. Tabiri caizse başbakanımızın dediği gibi kapı kapı dolaşmaya çalışıyoruz. Çünkü yeni getirilecek olan sistem Türkiye'nin önünü açacak. Özellikle Türkiye'de tabiri caizse prangaları kırıp iyi bir atılım yapabileceğimiz bir sistem tümüyle düşündüğümüzde vatandaşlarımızın özellikle kafasını bulandıran, şüphe uyandıran birçok tezviratları sahada görüyoruz. Maalesef yalan yanlış bilgilerle vatandaşımızın aklını çelmeye çalışıyorlar. Biz de bu soruları özellikle yüz yüze anlattığımız zaman birçok vatandaşımızın ikna olduğunu, bu haberlerin ne kadar gerçek dışı olduğunu görüyorlar ve netice itibariyle bir vatandaşımızı dahi bu konuda aydınlatıp kazanabilirsek ne mutlu bize. Bu anlamda çalışmalar yoğun devam ediyor. Başta taşrada, köylerde, özellikle köylerimizde buna daha çok ihtiyaç var bilgilendirme açısından. Daha sonra merkezde, mahallelerimizde bu çalışmalara gece yarılarına kadar devam ettiriyoruz. Yoğun bir koşturma var teşkilatlarımız, ama belediye olarak da merkezde ve köylerde bize de çok büyük görevler düşüyor tabii ki. Biraz önce siz de belirttiniz, yerel yönetimler açısından da aslında nasıl etkileyecek tabii bu ki, yani yeni sistem? Düşünün, biz eski bir bürokrat olarak, aslında yıllarca kamuda çalışmış bir bürokrat olarak, ben de belediye başkanı olduktan sonra maalesef bürokrasinin o ağır işleyişinden, oligarşik bürokrasiden, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu defaatle dile getirdi. Önümüzde çok büyük bir engel bürokrasi. İşte bugün git gel, yarın bugün tabiri bugün git yarın gel, bugün git, yarın gel mantığı maalesef devlette tabii ki eziyeti vatandaş için de, özellikle yerel yönetimler içinde bu çok büyük bir zaman kaybı. Ülkemiz için de öyle. Geçmişte bunun örneklerini ülkemiz yaşadı. Örneğin 40 milyar dolara bir telekom özelleştirmesi vardı. Zamanında yapılamadığı için veyahut da bürokrasiye takıldığı için yıllar sonra bunu 6 milyar dolara özelleştirebildik ve kaybedilen para, giden para bizim paramız oldu. Zaman bizim zamanımız oldu. Özellikle yerel yönetimlerde de bürokraside hızlı hareket edemediğimiz için birçok yatırımın ve yatırımcının önünü tıkamış oluyoruz. İnşallah bu gelecek sistemle başta çip başlık kalkıyor. Çip başlık kalkınca da Cumhurbaşkanımıza tanınan kararnamelerle de, özellikle kanunla düzenlenmemiş olan bölümler için diyorum, işler hızlanacak. Bakın, önceki gün ben Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerimizi ziyaret ettim. İşçilerimizle birlikte olduk. Orada bu sistemi anlatırken oradaki iş adamımız şunu söyledi. Çok büyük bir alanı Hintli bir firma fabrika kurmak üzere almış. Ama 2 yıl, 3 yıl bürokrasiyle boğuşmaktan yorulmuş ve gerekli izinleri tamamlayamadığı için de araziyi tekrar devredip çekip gitmiş. Orada 5000 kişinin çalışacağı suni elyaf üretecek bir fabrikadan vazgeçmiş. Yani bunun aileleriyle beraber düşündüğümüzde 20.000 kişi oradan nasiplenecekti, iş bulacak, aş bulacaktı. Bürokrasi tabii, bürokrasiden dolayı. İnşallah Türkiye bürokratik vesayeti geride bırakacak. İşte çift başlıkla
sürekli yaşadığımız krizler, Cumhurbaşkanı, Başbakan kavgalarını anlatmaya gerek yok. Yıllardır Türkiye bunu yaşıyor. Bazen gerek oluyor Sayın Başkanım, anlaşılamıyor biliyor. Ha, yani mutlaka bunu derken yani milletimiz artık bunu o kadar yaşadı ki, ama tekrar hatırlatmakta fayda var. Ayrıca özellikle Türkiye ne çektiyse koalisyonlardan çekti. 80 öncesi, 80 sonrası Türkiye'yi belki darbelere götüren süreçler hep bu koalisyonlar döneminde yaşandı. Ve geriye baktığımızda Türkiye koalisyonla yöneltildiği dönemlerde iki tane çok önemli 94 ve 2001 yıllarında kriz yaşadı ki Türkiye'nin en karanlık ekonomik anlamda dönemleriydi. Kesinlikle. Yine tek başına iktidar dönemlerine baktığınızda Türkiye yaklaşık %5-6 civarında büyümeyi yakalamış. Ama koalisyon dönemlerinde yaklaşık 3-3,5 gibi büyüme yakalamış. Yani mukayese ettiğimizde dahi tek başına iktidarların Türkiye'ye verdiği özellikle atılımı görebiliyoruz. Getirilen sistemle Cumhurbaşkanı'nı direkt seçince zaten hükümeti millet kurmuş oluyor. Güven oyu millet vermiş oluyor. İşler hızlanıyor. Artık tek başına iktidarda bile 2 aylık bir hükümet kurma sürecinden dahi kurtuluyoruz. Pazar günü Cumhurbaşkanı belli olduğunda pazartesi hükümet iş başında bakanları atıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, seçilecek Cumhurbaşkanımız. Bir defa hükümet krizleri bitiyor. Bürokrasiyi bitiriyoruz. Efendim bunun yanında darbeleri Türkiye ne çektiyse darbelerden çekti. Kesinlikle. İşte 15 Temmuz'daki hain de darbe girişimini milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, ferasetiyle, hükümetimizin, başbakanımızın dik duruşuyla, milletimizin dik duruşuyla atlattık, ama bu olmayacak anlamında değil. İşte yeni 15 Temmuz denemelerini görüyoruz. Avrupa'nın yaptığını, özellikle hayır cephesinin, Avrupa Birliği'nin, yine Hollanda'nın özellikle Hollanda, Almanya ve diğer ülkelerin. Bu tarafa baktığımızda hayır cephesinde kimler var? PKK, PYD, efendim IŞİD, DHKPC'si, terör örgütlerinin tümü. Ekonomiden de vurmaya çalışıyorlar. Tabii ekonomiden de vurmaya çalışıyorlar ve yani bu 15 Temmuz'lar isim değiştirerek devam ediyor bu saldırılar. İnşallah 16 Nisan'da bütün ipler milletin eline geçecek. Bizim de istediğimiz o değil mi? Demokrasi, güçlü bir demokrasi, güçlü bir yönetimle olur. Bizim getirdiğimiz bu sistemde meclis yasama görevini yapacak, Cumhurbaşkanı yürütme görevini. Yani iç içe olan yasama ile yürütmeyi ayırmış oluyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz vatandaşlarımıza. Milletvekillerin asli görevi yasama, yani kanun yapma. Cumhurbaşkanımız da burada yürütmenin başı olarak devletin hızlı işleyişini sağlayacak. İşte burada kuvvetler ayrıldı dediğimiz yasama ayrıldı, yürütme ayrıldı. Kaldı ki yargıda şimdi niye bunu ben anlayamıyorum, muhalefet hep bağımsız yargı, tarafsız yargı diyorduk. Mevcut anayasamızda bağımsız vardı, tarafsız yoktu. Onu da ekliyoruz. Bunun neresi kötü? Kaldı ki gençlerimize siyasetin önünü açıyoruz. 18-25 yaş aralığında. İlgililer sanki, değil mi sizin birebir toplantılarınızda? Efendim, da gençler? Mutlaka, yani gençlere bunu özellikle bir genç arkadaşlarımızın olduğu bir toplantıda 18-25 yaş aralığında 7 milyon seçmen var. Eğer gençlerimiz bir parti kursa, yani farklı görüşleri düşünmeden sadece gençlerin olduğu partiye oy verse %15'lik bir orana tekabül ediyor. Hani biz niye diyoruz temsilde adalet sağlansın? İşte gençler de orada 18-25 yaş aralığında temsil edilirse temsilde adaleti, yani 7 milyon seçmenin de orada temsil edilme, gençlerin o mecliste kendi sorunlarını hükümete, milletimize aktarma imkanını da bulmuş olacaklar. Hep örnek veriliyor. O zaman hani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 21 yaşında fethetti. O zaman muhalefet bugünkü anlayışla Fatih'e sen bunu İstanbul'u fethedemez misin diyecekti. Veyahut da bugünkü şartlarda Fatih gibi birisinin milletvekili olmasını istemeyecekti. Söz hakkı yani, hani demokrasi, hani gençler, hep Sayın Kılıçdaroğlu bunu dile getiriyor ama maalesef sahada şunu gördük Beyza Hanım. İnanın korkunç bir yalan, yanlış haberler dolaşıyor. Manipülasyon hani, var. Aynen. Hani bir tabir var Anadolu'da. Doğru yerinden kalkana kadar yalan bütün dünyayı dolaşırmış. Maalesef bunu her gittiğimiz yerde gördük. Ben sadece
merkezdeki AK Partili bir belediye başkanı olarak merkezde Yüreğir'i dolaşmıyorum. Ceyhan'ı, Kozan'ı, Sarıçam'ı, yani ilçelerimizin sivil tümün sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya geliyoruz. Hemhal oluyoruz. Tabii evet. ki özellikle kafadaki şüpheleri gidermek açısından çok önemli oluyor. Ve özellikle de inanın kadınlarımız üzerinde çok büyük algı operasyonu gerçekleştiriyorlar. Bu toplantılarımızda hani tek adamlık, diktatörlük gibi söylemleri çok kullanıyorlar. Mevcut sisteme baktığımızda Cumhurbaşkanı yargılanamıyor mevcut sistemde. Sorumsuz yargılanamıyor. Asıl eğer Cumhurbaşkanları istesin bu sistemde diktatör çıkabilir. Kriz çıktığında Cumhurbaşkanına bir şey olmuyor ama hükümetler tepe takla gidebiliyor, ülke karışabiliyor. Son 10 yıldır AK Partili Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı bu uyum var. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu dile getirdi, Başbakanımız da. Önemli olan bugün değil, bizden sonrası da önemli. Yani biz sistemi kuralım, burada kişiler önemli değil, sistem önemli. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyorsunuz, 200 yıldan fazladır başkanlıkla yönetiliyor, 45. Hükümetleri ve bir istikrar var. Yani sistem var. Kim gelirse gelsin o sistemin içerisinde ülkeyi yönetmek, ülkeyi iyi yere getirmek durumunda. Kaldı ki Amerika şu anda dünyanın en iyi ekonomisi, yani birinci ekonomisi. Ordusu dünyanın birinci ordusu. Ve bu iki güçlü yapısıyla da dünya politikasında söz sahibi. Biz de tabii 16 Nisan'dan sonra özellikle güçlü bir cumhurbaşkanı, güçlü bir yönetim, güçlü bir mecliste Türkiye'nin önü açılacak ve bölgesinde güçlü bir lider ülke olacak. Zaten bu saldırıların da sebebi o. Sadece bunu düşünsek ben vatandaşlarımız açısından muhalefeti, iktidarı hiç fark etmiyor. Önemli olan buradaki mesele Türkiye meselesi. Ne bu Sayın Binali Yıldırım'ın meselesi, ne Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, ne benim ne sizin kişisel mesele değil. Mesele değil, ne AK Parti'nin. Ama şu görüyoruz sahada, muhalefette şu korku var. Sanki sonsuza kadar Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, sonsuza kadar AK Parti iktidar. Efendim bizden sonrakisini de düşünüyoruz. Yani evet, mesele, Cumhurbaşkanı da bunu vurguluyor tabii, sık sık. Tabii ki yani mesele Türkiye ise gerisi teferruat. Yani öbür konular üzerinde ha şu sıkıntı varsa artık Türkiye'de her şey görülüyor. Biz iktidar olamıyoruz deyip de karşı çıkıyorlarsa hadi onu anlayabiliriz. Ben her zaman sahada şunu da söylüyorum. Siyasi partilerin evet hayırı önemlidir. Yani o halkın iradesidir. Ama biz terör örgütlerinin hayırıyla Avrupa'nın hayrını kabul etmiyoruz. Bunlar Türkiye'nin iyiliği için, Türkiye'nin bütünlüğü için hiçbir zaman güzel şeyleri istemezler. Ayrıca önümüze gelen önemli şeylerden bir tanesi de çok kısa bir cümle rica edeyim. Son cümlem üniter yapı ile ilgili hani federasyon şu bu diyorlar ya, kesinlikle yalan. İşte anayasanın ilk üç maddesinden birisi devletin üniter yapısıdır. Üniter yapıyı bozmaya yönelik özellikle anayasanın 123. maddesi de kamu kurum, tüzel kişiliklerin, illerin bir kurulması, belediyelerin falan hepsi kanunla düzenleniyor. Evet. Onu da Cumhurbaşkanı'na o yetki verilmiyor zaten. Yani o mecliste, meclis ayrı, yürütme ayrı, tarafsız, bağımsız, yargı ayrı. Bizim de istediğimiz o değil miydi? Kuvvetler ayrılığı da yerine gelmiş oluyor. Güçlü bir demokrasiyi 16 Nisan'dan sonra ülkemiz görecek inşallah. Yüreği Belediye Başkanı Sayın Mahmut Çelikcan, bu süreçte de çalışıyorsunuz. Algı operasyonlarını yıkmak için geziyorsunuz, anlatıyorsunuz. Evet. Bize de stüdyoda paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için, görüşlerinizi paylaştığınız için. Yüreğe sevgiler gönderiyoruz. Kısa bir ara efendim, ardından devam edeceğim.